Bismillahirrahmanirrahim. Afe İlahiyat Arapça 4. Ünite 5 konumuz maksur, mankus ve memdut. Hani mankus diyor ama ma denmez buna. M denir. Maksur olmaz, meksur olur. Birazdan ortaya çıkar nedeniyle dediğim. 4 tane alt başlıktan oluştuğunu görüyoruz ve peşine bir hadis-i şerif görmekteyiz. El yedül ulya, yed el demek. Ulya, üstteki el. Yani veren el manasında da kullanabilirsin. El yedül ulya, üst el, yani veren el. Çünkü bir şey verirken elini bir insana bir şey vermek için, örnek bir kalem vermek için, bir para vermek için uzattığında senin elin üsttedir. Alan el alttadır. El yedül ulya, üst el nedir? Hayrun, daha hayırlıdır. Neyden? Minel yedi süfle, alt elden. Yani veren el, alan elden daha iyidir, daha üstündür. Bu mana kastedilmiştir. Mukaddimetün giriş. Konumuz elifi memdude, elifi meksura, elifi menkus bir de, menkus elifi. Bunlar nedir? Bilindiği gibi isimler cinsiyete delaletleri açısından müzekker ve müennes olarak ayrıma tabi tutulur. Başka, sayı bakımından da müfret, tesni, cemi olarak ayrıma tabi tutulur. Başka, belirli ve belirsiz olması bakımından marife ve nekira olarak da ayrıma tabi tutulur. Marife belirli, nekire belirsiz. Müfret tekil, tesni ikil, cimi çoğul, müzekker eril, müennes ise dişil manasına gelmektedir. Peki başka bir ayrım yönü var mıdır? İsimler son harflerinin yapısı bakımından da sahih isimler ve sahih olmayan isimler biçiminde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan sahih olmayan isimler meksur, menkus ve memdud olmak üzere 3 kategoride ele alınmaktadır. Bir isim sahih değilse o isim ya meksur ya menkus ya da memdud kısmına tabidir yani. Elif-i meksure ile biten isimlere meksur isimler denilir. Ha, öyleyse elif-i meksure nedir? Onu anlamamız lazım. Elif-i meksure ismin sonunda yer alan kısa elif. Ya benzeri ama noktasız, yani ya değil, bununla da eliftir. Kısa elif şeklinde yazılan ve kendisinden önceki harfin harekesi her zaman için fetha olan harftir. Ha, öyleyse elif-i meksura nedir? Elif-i meksura nedir denildiği zaman şu şekilde anlamak gerekiyor. Bu elif-i meksuredir, sağ tarafı fetha olacak ama. Bu şekilde yazılan şeye elif-i meksura adı veriliyor. Örneğin Mustafa. Mustafa kelimesine bakarsak sonunda elif-i meksure. Şu harfi görmektesin de makabli, yani bir önceki harfin harekesi fethadır, üstündür. Ha, öyleyse bu elif-i meksure olmaktadır. Öyleyse madem ki bu isim elif-i meksure ile bitti, bu isme ne diyeceksin? Meksur isim diyeceksin. Niye buna meksur isim dedik? Kendisinde elif-i meksure olduğu için. Sonu bir uzatma met harfi olan ya, bak bu noktalı. Dikkat edin, arada bir fark var. Yani şu şekilde yazılırsa elif-i meksure, şu şekilde yazılırsa buna ya diyoruz. Altta nokta var çünkü. Noktalı ise ya olur, noktasız ise elif olur. Evet, sonu bir uzatma met harfi olan ya ile biten ve bir önceki harfin harekesi her zaman için kesre olan isme menkus isim demekteyiz. Ha, buna göre meksur isim nedir? Meksur isim budur. Menkus isim nedir? Menkus isim de şudur. Ya vardır ve hemen bir önceki harekesi esre. Ya'nın öncesi esre. Bu şekilde bitmiş. Elif'in öncesi fetha. Bu şekilde biterse buna başka bir şey dersin. Böyle biterse başka bir şey dersin. Öyleyse sonuncu harf harekeli mi, yani noktalı mı, noktasız mı, dikkat etmek gerekiyor buna.
Örneğin el-rami. El-rami ne var? Sonunda ya var ve bir önceki harfin harekesi esre. Yani esreden sonra ya gelmiş. Bunu da diyebilirsin. Esreden sonra ya gelmiş. Ya da hareke yok. Dikkat edin. Esreden sonra ya gelmiş. Öyleyse bu nedir? Menkus bir isimdir dersin. Ha, hemen yanına eğik bir çizgi, bir slash konmuş. Peşine ramin yazılmış. Demek istiyor ki sen bu kelimeyi el-rami diye görebileceğin gibi bazen de ramin şeklinde görürsün. Nasıl yani? Ya silinmiş ve eliflamsız olarak. El-rami'de eliflam var. Sonunda ya var. Ramin eliflamsız ve sonundaki ya harfi silinmiş. İki şekilde görebilirsin yani menkus ismi. Bunu anlat. Menkus böyle bir şey. Meksur ise fethadan sonra elif gelmiş. Ya benzeri bir elif. Ama bunun adı ya değil elif yani. Peki. Devam edelim. Menkus isimler belirsiz olarak kullanıldığında, yani elif lamsız yazılırsa şurada olduğu gibi ise ramin bunu kastediyoruz. Belirsiz kullanılırsa yani ramin bu. Merfu ve mecrur durumlarında sondaki ya harfi düşer. Düşmek yani silinir. Ve bir önceki harfin kesre olarak harekesi düşen ya harfinin yerine bir kesre harekesi daha alır. Hadi bakalım ne anladık. Bunu bir anlatalım. Bunun izaha ihtiyacı var. An itibariyle bence yeterince açık yazılmamış. Bir de okuyalım. Menkus isimler belirsiz olarak kullanıldığında yani elif lamsız olursa merfu ve mecrur durumlarında merfu demek yani o kelime cümlede fail ise veya mübteda olmuş, haber olmuş, naibi fail olmuş. Merfuat dediğimiz ögelerden birisi ise ve şöyle diyebilirsin cümlede yani mensup ve mecrur konumunda değilse cümlede mecrur ve mensup konumunda değilse zaten merfu olmuş olur. İşte bu durumlarda ve hangi durumda bir de mecrur olduğu durumda. Ha, ne zaman mecrur olur? Başında harfi cer vardır veya muzaf vardır veya bir kelime sıfat olmuştur. Bir kelimeden bedel olmuştur vesaire ayrıntılar var. Cümlede mecrur konumundaysa bu durumda yani hem merfu durumu hem de mecrur durumu sondaki ya harfi de düşer ve bir önceki harfin kesra olan harekesi düşen ya harfinin yerine bir kesre harekesi daha alır. Yani bunu örnek üzerinde anlatalım. Sayfayı biraz yukarı doğru sardırırsam daha belirgin olacak şimdi. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Diyor ki, esasen kelime nedir? El Rami şeklindedir. Kelimenin orijinali bu. El-Rami standart yazılış. Rami diyor ki ama El-Rami'nin başında ne var? Eliflam var. Sen bu Eliflam buradan silersen ne olur? Eliflam'ı silersen şu olur. El-Rami giderse geriye şu kalmaz yani. Rami aslında bu kalır. Doğru. Rami kalır değil mi? Eliflam'ı silersen geriye Rami kalır. Doğru. Ama diyor ki evet, elif lamı silersen bu kalır ama sen böyle yazamazsın bunu. Ne yapacaksın? Bundan elif lamı silersen yayı da silmek zorundasın. Kural bu. İyi de ben şimdi buradan yayı silersem, yani ben bunu artık silersem nasıl yazmam gerekir? Yay sil. Yazılış nedir o zaman? Şudur. Ra mi. Değil mi? Mimin nesnesini verdim. Ya silinmiş. Buradan ya mı silindi? Vav mı silindi? Ya da hiçbir şey silinmedi mi yani? Bunu ben nereden anlayacağım? Ha diyor ki ya buradan giderken ne yapar? Kendisine bir vekil bırakır. Buradan ya harfinin silindiğine bir işaret olsun. Ben buradan gidiyorum ama bir vekilim var diyor. Ve ne yapıyor ya harfi? Mime bir esre olarak katılıyor. Rami, mim harfinde tek esre vardı burada. Ya'yı sildiğinde ya harfi siliniyor ama ne yapıyor yine de boş gitmiyor. Giderken diyor ki beni buradan kovdunuz, attınız ama ben oraya vekilim en azından bıraktım. Artık mimde iki tane esre var diyor. Bu durum mime has değildir. Yani makablinde mim olduğu için biz böyle anlattık. Yani ya'nın öncesinde mim olduğu için böyle oldu.
Ya'dan önce kef olsaydı, kefe iki esre olacaktı. Lam olsaydı, lama iki esre olacaktı. Nasıl yani? Yani mime özgü değil derken şunu kastettim arkadaşlar. Bir tane fiil yazalım. Hede. Hede. Muzarisine gelir. Mazisi konumuz değil. Yani görünce yazdım. Heda gelir. Bizim konumuz muzarisi. Hede yehdi gelir. Hede yehdi. Muzarisi budur. İsmi faili ne gelir? Asıl konu bizim ismi failde geçmekte. Nitekim el rami ismi faildir yani. İsmi faili nedir bunun? Elif lamla yaz. El hadi olacaktır. El hadi. Evet, böyle yazılır. El hadi. Şimdi biz diyoruz ki sen el hadi'nin başındaki elif lamı silersen sondaki yay da silmek zorundasın. Tamam. Yay da sileceksin ya, madem ki sildin, yağdan bedel bir işaret, bir alamet olsun diye, bir vekil olsun diye yağı bir adet esre olarak önceki harfine yazacaksın. Önden ama dam var. Dalda bir esre vardı. Yayı sildiğin için yağın yerine işaret olsun diye bir esre daha koyarsın. Bu kadar. Elif lamı da sildim, yayı da sildim, dalı da bir tane esre ekledim. Bu. Yani olay mime has değil, onu demek istedim. Olay ne? Sen kelimenin evvelindeki elif lamı silersen sondaki yayı da silmen lazım. Tamam. Bir iş daha yapacaksın. O da ne? Ya'nın önündeki harfe bir esre ekleyeceksin. Yani iki tane şeyi siliyorsun, bir tane şey ekliyorsun. Kural bu. İki şey silinir, bir şey eklenir. Hangileri silinir? Kelimenin evvelindeki elif lam artı sondaki ya. Ne eklenir? Ya'yı sildin ya, en son harf hangisi kaldıysa artık oraya bir hareke, bir esre daha ekleyeceksin. Bence anlaşıldı. Olay bu. Evet, şimdi tekrar okuyalım. Menkus isimler, konumuz menkus isimler, yanlış bir konudan bahsetmeyelim yani bu. Menkus isimler belirsiz olarak kullanıldığında, yani başındaki elif lam silindiğinde, merfu ve mecrur durumlarında sonlarındaki ya harfi de düşecektir, silinecektir yani. Ve bir önceki harfin kesre olan harekesi, işte burada örnek mim, az önceki örnekte heda yihdi dal olmuştu. Düşen ya harfinin yerine, yani ondan bir bedel, ona bir işaret, neyin silindiği belli olsun diye bir kesre daha ekleyeceksin. Bitti. Memdud isimler ise elif ve hemze ile sona eren isimlerdir. Yani şöyle bitmişse bir kelime, ona ne diyeceksin? Elif-i Memdude ile bitmiş. Bunun adı Elif-i Memdude'dir. Elif-i Memdude. Bir ismin sonunda bundan varsa ona da Memdut isim diyeceksin. Sena gibi. Bu bölümde sahih olmayan isimler içinde yer alan bu üç isim türü ele alınacaktır. Zaten ele alındı gibi bir şey. İlk okuma metnini direkt geçtim. Peşine birkaç şey anlatılmış. El-Kavaid, kurallara geldik. Maksur isimler. Maksur isimlerin ne olduğunu az çok anladık. Şimdi diyor ki, sondan bir önceki harfi fethalı olup son harfi bu şekilde yazılan isimlere maksur isim diyoruz. Öyleyse fethadan sonra bu gelirse, farklı bir tanım yapabilirsin yani. Fethadan sonra bu geliyorsa kelimenin sonunda maksur isim denilir. Veya bazen bu şekilde yazılmaz da şu şekilde yazılır. Fethadan sonra bu şekilde elif görürsen o da maksur isimdir. Maksur isimlerin sonunda yer alan bu harflere elif-i maksure denir. Elif-i maksure hem şudur hem budur, iki şekilde yazılabilir. Elif-i maksure denilen şey hem bu şekilde yazılabilir, ya benzeri yani ama noktasız, ve bildiğimiz elif şeklinde de yazılabilir. Bunlar kelimenin sonunda bulunacak. Hemen öncesi fethalı olacak ki biz buna elif-i maksure diyebilirim. Ve hangi isimde yer alıyorsa ona da maksur isim diyeceğiz. Kelimenin sonunda yer alan elif-i maksure eğer bu şekilde yazılmış ise, böyle bir isme herhangi bir zamir bitiştiğinde bu harf elife dönüşür. Merva, hastalar demek. Merilun, müfrettir, hasta demek.
Merva cemidir. Hastalar manasına gelir. Kendisine bir zamir bitiştiği zaman ne olur dedi. Elif'e dönüşür. Yani dik elif olarak yazılır. Bu da elif esasen değil mi? Elif'i maksure diyorsun. Bu başka bir şey mi? Bu da elif. Dik elif şeklinde. Elif BT bildiğimiz elif şeklinde yazılır. Ne zaman? Zamir bitişirse. Kendisine birinci çoğul şahıs zamiri bitişmiş. Merva, Merva, na olmuştur. Merva, na, na zamiri bitişti. Bu yüzden şuradaki ya benzeri olarak yazılan bu harf ki bunun elifi meksura diyoruz. Zamir bitiştiği için artık nasıl yazıldı? Dik elif şeklinde yazıldı. Alfabenin ilk harfi suretiyle karşımıza çıktı. Eğer şu şekilde bir şey görürseniz bilin ki sondaki ya nedir artık? Hastalarım manasına gelmektedir. İster bu şekilde, isterse de şu şekilde elifle bitsin. Maksur ismin sonuna bitişen zamir, mütekellim yası ise, mütekellim yası birinci şahıs, ben manasına geliyor. Bu durumda ne olur? Bu zamir daima fethalı olarak okunur. Mervaye, benim hastalarım. Mervaye. Maksur isimler bütün irab durumlarında yani merfu, mensup, mecrur hallerinde her zaman için takdiri olarak irab edilir. Takdiren. Takdiri ne demek? Takdir yani gözü gözükmez onun irabı. Varsayılır. Göremiyorum ama var olduğunu iddia ediyorum. Onun irabı işte aynen böyledir. Niye göremiyorum? Çünkü eliften bahsediyorsun. Elif'i meksur ediyorsun. Kelimenin sonu neyle bitene elif meksur neyle bitene meksur isim diyorsun? Elifle bitene. Unutma, elif denilen harf hareki kabul etmeyen bir harftir. Madem ki hareki kabul etmiyor, öyleyse onun irabını yani fetha mı almış, esre mi almış, ötre mi almış gözünle göremezsin. Göremediğin için de takdir edersin. Şudur dersin. Yani neye göre diyeceksin? Başındaki etkenlere göre bu kararı vereceksin. Çünkü bu isimlerin sonundaki elif-i meksureler irab alametlerinin açıkça ortaya çıkmasına engeldir. Çünkü elif hareketsiz bir harftir. Nasıl hareketsizdir hocam? Şimdi biz mesela Allahu Ekber diyoruz. Düşünenler olur belki. Allahu Ekber diyorum. Bak harekesi var. Ha bu elif değil. Bu hemzedir. Ekber, E diyorum. Ha bu da elif değil. Bu da hemzedir. Hemze elif gibi yazılmakta olsa da çok benziyor. Ama harekesi var. Bu yüzden ona biz hemze diyoruz. Elif demiyoruz. Elif örnek gale. Kale. Kaf ile lam arasındaki harf eliftir ve hareketsizdir görüyorsunuz. Asla bu kale gibi yani ortadaki harf hareket almaz. Niye? Elif. Elif hareket kabul etmeyen bir harftir. Hemze ise kabul eder. Çok benzeri herhalde aralarında ciddi farklar vardır. Bunları çeşitli derslerde biz anlattık. Belki henüz YouTube'a konulmamıştır bu dersler ama hani konumuzda şu an hemze ile elif arasındaki farklar değil zaten. Devam edelim. Bu durumda kelimenin sonunda yer alması gereken fetha, zamme, kesre alametlerini göremeyiz. Göremediğimiz için var kabul ederiz. Buna takdiren deriz yani. Bir örnek verelim bakalım nasıl yani. Zara, ziyaret etti demektir. Zara, gale, kale, ba, ecvef, mazi bir fiil. Ziyaret etti. Kim? El feta, genç, delikanlı. Kimi ziyaret etti? Ekaribehu, kendi akrabalarını ziyaret etti. Zara fiildir, bir eylemdir. Bunu kim yapmış olmalı? Bunu yapan kim? Ziyaret işini gerçekleştiren kimdir? El feta, genç ziyareti gerçekleştirmiş. Ha öyleyse feta nedir? Faildir. Failler merfu olurdu. Ben şimdi el feta kelimesinde hiçbir raf alameti göremedim. Göremezsin. Niye? Çünkü sonundaki nedir? Eliftir ve elif harike kabul etmez yani. El fete u, el fete yu gibi. Sondaki elifte bir harike göremezsin. Az önce onu anlattık. Elif harike kabul etmez. Öyleyse hareketsizdir. Hareketsizdir ama biz ne dedik? Bu faildir. Failler de merfudur. Kural bu. Failler merfudur. Merfu ne demek? Yani raf alameti vardır onda. Ya gözünle görürsün bu alameti ya da göremezsin. Şu an göremiyorsun. Öyleyse takdiren merfudur diyeceğiz.
Raf alameti ne? Takdiri zamme. El fetehu. Sonunda zamme var ama gözükmüyor. Yazılmıyor. Niye yazılmıyor? Çünkü bu eliftir ve elif harfi kabul etmez. Bundan dolayı. Demek ki el feta diye yazıldı. Aşağıya bak yine el feta yazılıyor. Hatta bil feta. Bu da el feta yazıldı. Üçünü kıyaslamak lazım yani. Zara fiil el feta burada faildir. Ra'a fiil tu fail. El feta burada mef'uldür. Ama yine el feta diye yazılmış. Yani fail de olsa mef'ul de olsa el feta diye yazılıyor. Nasb alameti nerede? Yok, gözükmüyor. Oysa ki aslında var da yani gözüken, yazılan bir şey yok ortada. Var kabul ediliyor, takdir ediliyor, var sayılıyor. O da nedir? Burada elif fethadır. El feteye. Merartu merarna. Merarna. Biz uğradık demek. Kime uğradık biz? Delikanlı akrabalarına ziyaret demişti ama yanlış yazılmış. Merarna yazıyor burada. Merarna biz uğradık. Kime uğradık biz? Bil feta delikanlıya uğradık. Ne zaman? Sabahen, sabah vaktinde. Zaten mana olduğu gibi yanlış burada. Ortak manalar hep verilmiş ama yanlış yani. Merrafil na fail bil feta burada car mecrur ba harfi cerdir. El feta onun mecrurudur. Harfi cer burada cer alameti olarak el fetayı el feteyi el feteyi yapamamış değil mi? Hani görünüşte yapamamış. Evet ama aslında var. Var ama yazılamıyor. Neden yazılamıyor? Çünkü elif esre de almaz, fetha da almaz, zamme de almaz. Bu yüzden sonuncu harfte hiçbir irab alametini göremezsiniz. Ama var dersiniz. İşte bundan dolayı ne diyeceğiz? Bir fetha için harfi cer var. Ba harfi cer. El fetha mecrur cer alameti. Sondaki takdiri kesre. Sondaki yani ta'dan sol tarafta yer alan elif. Buraya bakalım. Şimdi kendisini ne halde görmekteyiz? Meksur bir ismin sonundaki elif-i meksure kelimenin kök harflerinden birisi ise yani ilave edilmiş bir harf değil, orijinal harfse üçüncü harf olarak bulunuyorsa böyle bir ismin nekire olarak gelmesi durumunda irabında herhangi bir değişiklik olmaz. Her zaman için tenvinli, fethal olarak geldiğini görürsün. Cae feten. Cae fiil. Feten faildir. Feten. Fetal yazılmış. Ra'a fiil tu fail yine feten yazılmış. Oysa ki mef'ul bu. Yazılışı ortak ama onu diyor. Sellem tu ben selam verdim. Selleme fiil tu fail ala harfi cer feten mecrur. Ama yine feten diye yazılmış. Feten 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 raf nasb cer. Üç hali de aynı yazılır. Yani üç hali de takdiridir. Eğer kelime nekre ise. Bu şekilde çıktı karşımıza. Meksur bir ismin sonundaki elif-i meksure kelimenin kök harflerinden değilse böyle bir ismin nekire olarak gelmesi durumunda irabında herhangi bir değişiklik olmaz. Fakat bütün irab durumlarında ne olur? Tek fetha ile yazılır. Ne anladık? Şunu anladık. Eğer sondaki elif-i meksure kelimenin orijinal harfi ise iki fetha, orijinal harf değilse tek fetha ile yazılıyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Tek feta, iki feta bu elif-i meksureye verilen hareke değil ha. Elif-i meksuradan önceki harfe verilen hareke. Elif-i meksureye hala bir hareke veremiyoruz. Ca'a geldi kim? Cerha. Cerha geldi. Ra'aytu cerha. Sellemtu ala cerha. Aslı nedir bunun? Cerha. Burada zayt olarak gelmiş. Nasıl yani anlat bakalım. Şu kelimenin orijinali ceraha idi. Ceraha. Ne olmuş daha sonra bu? Cerhaye. Kelimenin sonuna bir tane elif-i maksura eklenmiş. Zayt harftir. Madem ki zayttir, orijinal harf değildir. O zaman onun bir öncesine tek hareket, tek fetha vermekteyiz. Raf, nasb, cer her hali aynı şekilde cerha olarak yazılmıştır. Yaralılar manasına geliyor. Elif-i meksuranın üçlü kökün üçüncü harfi olup olmaması yönünde bir inceleyelim diyor. Yani şimdi yeni bir şey anlattım ben. Bunu ne kadar anladınız, ne kadar anlayamadınız diyor. El feta eliflamla yazılırsa. Eliflamsız feten.
Elif lamlı. El ma'na. Elif lamsız ma'nen. Mebna. Mebnen. El asa. Asan. Müsteşfa. Müsteşfen. Elif lamlı. Elif lamsız halleri yazıldı. Buradaki elif-i meksuralar kelimenin orijinal harfidir. Sonuncu harf olarak gelmiş ama orijinal harftir. Bundan dolayı nekre olarak yazılırsa, yani elif lamsız yazılırsa, elif-i meksuranın bir öncesi çift fetha ile yazılmakta. Eğer kök harfi değilse elif-i meksura, bu durumdan ne olur? Mesela el cerha elif lamlı. Elif lamı sil, yine cerha. Yazılış aynı. El kübra elif lamı sil, yine kübra. Es-sura elif lamı sil, yine sura. Yani ha elif lamlı yazılmış, ha elif lamsız yazılmış. Yazılışları ortak, değişiklik olmamakta. El-husna elif lamı sil, yine husna. Oysa burada el-asa elif lamı sil, asan. İki fetha oluyordu değil mi? İki fetha, iki fetha. Niye? Elif-i meksura kelimenin orijinal harfi diye. Ez-zikra elif lamı sil, zikra diye yazılır. Durumu anlaşıldı sanırım. Yani kelimenin orijinal harfi de değil de ne değişiyor ortaya çıktı. Peki menkus isimler. Maksuru bitirdi. Şimdi sıra menkusa geldi. Sondan bir önceki harfi kesreli olup son harfi de ya şeklinde yazılan isimlerdir. Yani kesreden yani esreden sonra ya gelirse ya sonuncu harf olarak esreden sonra gelirse ona menkus isim adı verilmektedir. Menkus isimlerle maksur isimler arasındaki şekilsel farklılığa karşılaştırmalı olarak bakacak olursak, maksur isimlerde sondan bir önceki harfin harekesi daima fetha, şu an işlediğimiz menkusta ise daima esre olduğunu görmekteyiz. Kesra diyor. Kesra esre demek. Aynı şey. Diğer fark nedir? Bir tanesi ya olarak yazılır, diğeri elif olarak yazılır. Dolayısıyla bu harfin altına iki nokta koymayı ihmal etmemek gerekiyor. Halbuki maksur isimlerin sondaki harfin adı ya değil de elif-i meksuradır ama ya formatında yazılır. Ya'ya benziyor yani ama noktasız. Başta vurguladığım gibi. Menkus isimlerin irabına bakacak olursak menkus isimler raf cer durumlarında tıpkı meksur isimler gibi takdiri olarak irablanmakta. Yani bu isimler merfu veya mecrur konumunda ise bu durumda ne olur? Zamme ve kesreyi hareketlerini son harflerin üzerinde açıkça göremeyiz. Fakat var olduğunu kabul edilir. Nasb alameti ise lafzidir. Yani sonuncu harfte açıkça fethayı görürsün. Ne anladık? Ne dedik? Biz dedik ki maksur isim. Maksur ismin irabı nasıldır? Maksur ismin 3 hali de yani raf, nasb, cer 3'ü de nedir? 3'ü de takdiridir. Yani elif-i meksura dediğimiz o sonuncu harf ki şu iki şekilde yazılabiliyor. Bunların ikisinde de hangi şekilde yazılırsa yazılsın. Feta estre ötre, feta estre ötre göremezsin. Daima hareketsiz yazılır. Bitti. Şu an işlemeye başladığımız menkus isme bakmak gerekirse. Raf hali neymiş? Raf hali artı cer hali. İkisi de nedir? Takdiridir. Lakin nasb hali nedir? Lafzidir. Lafzi yani gözünle görebilirsin, telaffuz edebilirsin, okuyabilirsin onu. Ca'e el gazi. Ca'e mazi bir fiil. Ne ister? Fail ister. El gazi'nin failidir. El gazi, el gazi'yu diye yazılmıyor yani sonuncu harfte ya da hareke var mı, zamme var mı? Yok, yo, aslında var. Ama yazılmıyor yani. Yazılmaksızın var. Takdiri olarak var. Takdiri zamme ile el gazi nedir? Merfud raf alameti takdiri zamme. İlel mehkemeti mahkemeye hakim mahkemeye geldi diyor. El gazi aslı nedir? El gazi'nin aslı el gazi yu. El gazi yu. Ya da neden bu zammi biz açıkça göremiyoruz?
Çünkü kesreden sonra geliyor, dikkat et. Yani esreden sonra ya gelmiş ve ya da ne diyoruz biz? Zamme gizlenir diyoruz. Neden? Dile ağır gelir. Hani esreden zammeye çıkış telaffuz bakımından ağırdır. Dolayısıyla yazılmaz. Bu bir kural. Oysa burada merfu. Fail çünkü. Peki şahettu el gadiye. Şahettu. Şahide fiil tu fail. Ben gördüm. Kimi? El gadiye. Kadıyı gördüm. Hakimi gördüm. El gadiye burada mefuldür. Meful olduğu için nasb alameti açıkça görülmektedir. Çünkü nasb alametleri takdiri değil. Lafzi yani yazılır, okunur, görünür, telaffuz edilir, seslendirilir. Lafzi bu demek. Takdiri göremezsin, okuyamazsın, telaffuz edemezsin. Lakin olduğunu bilirsin. El-gâdî ye harekeyi bu defa gördük. Niye? Çünkü mensup. Nasb alameti gizli değildir onun. Tekellemtu ma'l-gâdî fil mahkemeti. El-gâdî tekelleme fiil, tu fail, ma hem zarf hem muzaf. El-gâdî onun muzafın ileyhi olmakta. Peki el-gâdî muzafın ileyh yani mecrurdur. Cer alameti nerede hocam? Dat da esre var. Konumuz dat değil zaten. En sonuncu harf konumuz. Yani ya da esre var mı? Yok. Feta var mı? Yok. Zamme var mı? Yok. Zaten buradaki ya yalnızca fetayı görünür halde kabul eder. Zamme ile esreyi görünür halde kabul etmez. Yani el gadiyi ya da esre var esasen ama gizli olarak var. Açıkça yok yani. Öyleyse takdiri kesre ile mecrurdur dersin. Elif lamlı olduğu için böyleydi. Şimdi diyor ki menkut isimler belirsiz olarak yani başında elif lam olmaksızın kullanıldığı zaman ne olur peki? Merfu ve mecrur durumlarında sonlarındaki ya harfi silinir. Düşürmek, silinmek demek. Ne zaman? Merfu ve mecrur durumlarında silinir. Ancak meydana gelen bu değişiklik yani sonda silinmiş olduğumuz o illet harfi var ya madem ki ya'yı siliyorsun o zaman ne olsun? Ona işaret olsun, alamet olsun diye bir tane daha kesre eklenir. Daha önce anlattığım şey yani. El-Gâliyu. Burada da aynı geçerli. Buradan direkt anlatabiliriz. El-Gâliyu nedir? İsmi fail formatındadır. Elif lamı silersen ne yapman lazım? Daha önce anlattığımız gibi sondaki ya'yı da silmen lazım. İki tane şey silmiş oldum. Bir şey de eklemem gerekiyordu. Neydi o? Sonuncu harfin sağına yani ya'nın hemen sağına bir S daha koyacaksın. Sil, onu da koydum mu ne oldu? Gâlin oldu. Değil mi? Gâlin oldu. Bu yani. Gâlin. Burada ra'in anlatıyor. Ra'in. Aslında neydi ra'in kelimesi? Onu da yazalım. Yani biraz örnek verelim. Ra'in aslında neydi? Ra'iyun idi. Ra'iyun. Ra'iyun diyorum ben ama tabii ki ya harfi böyle zammi açıkça kabul etmiyordu. Onu da hatırlatalım. Dolayısıyla ra'iyun yazmayalım biz. Elif lamlı halini yazalım. Ra'iyun'u unutun. El ra'iyu. Şimdi doğru oldu. Az önceki farklı bir şeyin izahıydı. El ra'iyu. Elif lamı silersen sondaki illet harfini de silersin. İki şey sildin. Bir şey de ekleyeceğim. Ne o? Madem buradan ya sildin. Buna işaret olsun diye. Hemen sağına bir S daha koyacaksın. Koydum. Bu durumda tahtadaki yani PDF'deki gibi ra'in oldu. Zehebe fiildir. Fail ister ra'in yazıyor. Görüyorsunuz. Ra'in. Aslında neymiş demek ki? El ra'i elif lamlıydı. Elif lam gitti. Ya da gitti. Ya'nın yerine bir S daha geldi. Ra'in için ne diyor? Raf alameti düşürülen ya üzerindeki takdiri zamme. Niye? Çünkü menkus isim. Menkus isimlerin raf hali takdiridir. Ra'in nedir? Hocam bu mecrura benziyor. Baksana esra almış. İşte buna mecrur diyemiyoruz. Niye? Sağ tarafında vehebe yani fiil var. Fiil cer etmez ki. Bu muzaf da değil, harfi cer de değil. Zehebe ne harfi cerdir ne muzaftır. Harfi cer der standart zaten. Ba, min, ila, en, ala ezber dersin bellidir. Muzaf olabilir mi? Yok çünkü fiil bu. Fiiller muzaf olamaz. Öyleyse ra'in niye mecrur gibi gözüküyor? Yani şöyle bir şey sorulabilir. Bu bizzat soruda verilir şu cümle. Ve der ki altı çizili kelimenin
İrabını açıklayın. Veya der ki neden iki tane esreli? Sen de gidip bu muzafın ilehtir veya işte harfi cevher başında gibi düşünme sakın. Ne diyeceksin? Diyeceksin ki bunun aslı neydi? El-ra'i idi. El-ra'i elif lam silindiği için yanında silinmesi gerekir. Ama ya silinirse yerine bir bedel bırakır. Direkt boş gitmez yani. Elif lam silersen bak şöyle bir durma. Elif lam silersen elif lam güçlüdür. Diyor ki ben gidersem ya da gider. Adeta bunlar arkadaş yani ayrılmıyorlar. Ya diyor ki ben gidersem bir şey bırakırım boş gitmem diyor. Elim boş değil ben de bir estre olarak tahta yazılırım diyor. Böylece ra'in oluyor. Aynısını ra'in bu. Gâdinden de olur değil mi? El-gâdî. Daha önce geçti sanırım. El-gâdî. Yanlış yazdım. Tekrar şuraya yazayım. El-gâdî. Li elif lam silersen sondaki yay da silersin. Yay silersen iki esre olur hemen önü. El rami daha önce geçti. El rami elif lam silersen sondaki yay da silersin. Yay silersen yerine esre bırakırsın. Böylece ramin olur. Sonuç olarak ra'in nedir? Merfudur. Mecrur değildir. Hocam esre almış. Doğru. Ama bu esre almış olması onun cer alameti değil. Niye? Başında harfi cer yok, muzaf yok, bir şeyin sıfatı değil, atıf değil, bedel değil. Dolayısıyla bu kelime nedir burada? Mensuptur. Pardon mensuptur diyorum. Faildir, öyleyse merfudur. Raf alameti takdiri zammedir. Kabile fiil tu faildir. Raiyen mefuldür. Nasb alameti olarak fethayı almış zaten. Yani mensup olduğunda zaten lafzi raf alıyordu değil mi? Ra'iyen ya'daki hareketi açıkça görebildik. Selleme fiil tu fail ala harfi cer ra'in. Buradaki ra'in ile şuradaki ra'in yazılışları aynı ama vehebe ra'in. Bu ra'in merfudur. Sellem tu ala ra'in. Bu ra'in ise mecrurdur. Yazılışları aynı. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Fark ne? Üstteki ra'inin sağ tarafında harfi cer yok, muzaf yok. Dolayısıyla buna mecrurluk alameti diyemezsin. Ayındaki esreler onun cer alameti olduğunu göstermiyor. Cer halinde olduğunu göstermez. Niye? Sağ tarafında harfi cer yok, muzaf yok. Sellemtu ala ra'in. Buradaki ra'inin sağ tarafında ala var. Harfi cer var. Dolayısıyla ra'in kelimesine mecrur dersin. Yazılışlar aynı olsa bile mecrurdur. Takdiri kesreyle mecrurdur ama dikkat et. Ayındaki esreler onun cer alameti değildir. Çıkar yani der ki sellem tu ala ra'in fil mer'a der. Ra'in altını çizer ve sonra der ki doğru irabı hangi şıkta verilmiştir? A şıkkı ra'in mecrurdur cer alameti lafzi esredir. Esre görüyorsun çünkü. Sen dersin ki evet esre almış demek ki mecrurdur. B şıkkı der ki takdiri olarak esre ile mecrurdur. Sonra düşünürsün niye takdir olsun ki esre zaten gözüküyor deyip geçersen yanlış yaparsın. Buna dikkat et. Takdiri kesre ile. Niye? Çünkü işlediğimiz kelime çeşidinin cer hali de raf hali de takdiridir. Sadece nasbında lafzi olarak bunu görmekteyiz. Yukarıda başında elif lam bulunmayan yani nekire halde bulunan bir menkus ismin raf cer durumlarında sonlarındaki ya harfinin düşürülüp buna işaret olarak da kelimenin sonuna tenvinli keste getirileceği söylenmişti. Ancak ref ve cer durumundaki menkus bir isim aynı zamanda muzaf olursa o zaman ne olur? Sondaki ya harfi düşmez. Gâzî el mahkemeti râi el eğnâmi. Ne anlattığını anladınız bence. Çünkü dedik ki biz eğer kelime elif lamlı olursa sondaki ya zaten duruyor. Ama elif lamsız yazılırsa. Yani önce bir elif lamlı yazalım. İşte el-ka-zi elif lamlıdır. Dolayısıyla sonda ya da vardır. Ya'nın sağında da tek esre vardır. Ama elif lamı silersen bu durumda nasıl yazılıyormuş? Elif lamı sildik yani. Bu durumda gâzîn oluyor. Şimdi kitap diyor ki evet bu şekilde kalır elif lamsız ise. Lakin bu kelime bir de muzaf olursa o zaman ne olur?
İki esreyle bunu yazamazsın. Tek esreyle yazman gerekir. Ha, tek esreyle yazacaksan demek ki ya orada. Çünkü neden iki esre vardı? İkinci esrenin sebebi sinnen ya idi. Şimdi biz diyoruz ki bir, kelime muzaaf olduğunda tenvinli olamaz. Yani iki esre alamaz. İkinci esreyi silmen lazım. Sileceğim de bu ikinci esre neden gelmişti? Ya silindiği için gelmişti. Ben bunu sildiysem yanın geri gelmesi gerekir. Bu anlatılıyor yani. Kaldı ya ile birlikte yazılır. Öyleyse sen soruda ra'i el-ağnam görürsen bil ki ra'i muzaftır, el-ağnam muzafın ilehtir. Çünkü ya ile yazılmış. Şimdi bunların irap hallerini örnekler verelim demiş. Kadın el kadı, bagin el bagi, radin el radi, ramin el rami gibi. Nedir? Raf hali takdirendir. Bunlar hep raf halindeki kelimeler. Eliflamlı ve eliflamsız yazılışları. Peki mensup halleri nasıl olur? Mensup halleri lafzendir, takdiren değildir. Gâdiyen. Eliflamlı olursa el-gâdiye. Bâkiyen. Eliflamlı el-bâkiye. Yani eliflam bitişirse yaya tek fetha, eliflamsız yazılırsa bu durumda ne olur? Yaya iki fetha verilir. Cer hali de takdirendir. Kâlin el-kâli, bâgin el-bâgi, râdin el-râzi. Eliflam olursa tek esre, eliflamsız olursa iki esre olmuş oldu. Tabi dikkatinizi çekmeli. Merfuluk ile mecrurluk durumlarının yazılışları aynıdır. Yazılışlar aynı. Yazılış tek farkı nerede? Mensupluğun yazılışı farklı. Diğerleri aynı yazılıyor. Ha, öyleyse tahtada bagin yazsa hocam bu merfuluk durumunda mıdır yoksa mecrurluk mu? Çünkü bagin diye geliyor ikisi de. Aynısı razın için de geçerli. Tüm hepsi için geçerli yani. Şu raf hallerine, merfuluk hallerine bir bakın. Bir de mecruluğa bakın. Aynı yazılıyor. Fark ne? Cümledeki başındaki etkene bakarsın. Cümlede bunlar fiilden sonra mı gelmiş? Harfi cerden sonra mı gelmiş? Muzaftan sonra mı gelmiş? Harfi cer veya muzaftan sonra yazılmış ise bu kelime, o zaman ne dersin? Dersin ki bu cer halindedir. Diyor, başında harfi cer de yok, muzaf da yok ama böyle yazılmış, aynı şekilde yazılmış. Ha, o zaman mensupluk durumundadır. Takdiren nasb alameti tayin edersin. Memdud isimler sonuncu konusu. Son harfleri hemze olup hemzeden önceki harfleri de elif olan isimlere memdud isim denilmekte. Memdud isimler tıpkı sahih isimler gibi lafzi olarak irab edilirler. İrabı nedir bunun? Lafzidir. Yani raf halinde zammeyi görürsün, nasb halinde fethayı görürsün, cer halinde esreyi görürsün. İsmin sonunda apaçık bunlar yazar. Menkus ve maksur gibi değil bu. Memdud isimlerin sonlarında yer alan hemzeler ya kelimenin kökünden ya da başka bir harften dönüşmüş ya da zait yani fazladan ilave olabilir. Bu üç tür memdut ismi örneklerle açıklamaya çalışalım. Hemzesi kelime kökünden olanlar. Gurraun, ziyaun, inşaun ve vaun şeklinde gelebilir diyorum. Örnekteki kelimeler memdut isimlerden hemzeleri asli unsur yani kelimenin kökünden olan isimlerdir. Nitekim şimdi burada kurraun dedik. Kurra Gara e kökündendir. Gara e müfrettir. Yani garayı müfret müzekker gayb olarak değerlendirebilirsin. Gara e. Konu ne? Kelimenin sonuncu harfinde zaten hemze var. Dolayısıyla cemisine kurra geldiğinde elifin memdude nedir yani orijinal harftir. Va e. Kale gibi değil mi? Kale, kane, va e. Ecref bir fiil. Elif-i Memdu'yu de zaten var kendisinde. Dolayısıyla o kökten türettiğin kelimedeki yani onda Allah eden türemiştir. Buradaki Elif-i Memdu'yu de ilave bir harf değildir. Müfredinde zaten var. Enşa veya enşe'e enşe'e yunşi'u inşa'un. Bu ifal babından mazidir. Ekrame gibi. Enşe'e inşa'un. Bu da mastar gayrimi. En şey e, elif-i memdude sonunda zaten var.
Dolayısıyla inşa derken sondaki elif-i memdu'da orijinaldir. Yani müfredinde, kelimenin kökünde zaten var. Vevvu'e sonda hemze zaten var. Dolayısıyla vevvâ'un desem, yani nassârın gibi bunu okusam, sondaki elif-i memdu'da kelimenin kökünde zaten var. Orijinal harftir yani. Hemzesi başka bir harften dönüşmüş de olabilir. Örnek duaun, semaun, binaun. Örnekteki mevlüt isimler de sondaki hemzeler başka bir harften dönüşmüştür. Bu başka harf ise ya vavdır ya da yadır. Vavdan veya yadan dönüşmüştür. Daa, sema, bena şeklinde gelir. Ne anladık? Şunu anladık, yani maziye baktığımda daa elifle yazılmış, sema elifle yazılmış, bena elifle yazılmış. Elif-i meksura değil mi? Daa, çünkü önceki harf fethalı. Sema, elifin öncesi fethalı. Bena, elifin öncesi fethalı. Ha, demek ki bunlar nedir? Elif-i meksuredir an itibariyle. Mazisinde şunu göremedim yani. Bu elifler nereden dönmüş? Neyden dönüştürülmüş göremedim. Muzarisine bakarsan görebilirsin diyor. Daa'nın muzarisi nedir? Yed'u. Vav var sonda. Mazide yoktu. Ha, demek ki buradaki vavdan dönüştürülerek elif elde edilmiş. Yesmu, sema, yesmu. Buradaki elif aslında vavmış. Vavdan dönüştürülmüş. Bena, yebni. Sondaki yağdan buradaki elif elde edilmiştir. Dönüştükleri yer bulmuş olduk yani. Böylece duaun ve semaun isimlerindeki hemzelerin vav'dan döndüğünü gördük. Bina kelimesinde ise ya'dan elif'in dönüştüğünü görmekteyiz. Bena'daki elif, yebni şuradaki ya'dan dönüşmüştür dedi. Muzarisine bakarak bunu bulduk yani. Hemze zayid de olabilir. Yani kelimenin kök harflerinde yoktur. Bu da söz konusu olabilir. Sahra, beyba, şuara, ulema. Elif-i memdu da var sonlarında ama bunlar nedir? Orijinal harfler değildir. Sahara. Elif-i memdu da yok. Bava yok. Şaira veya şaara yine yok. Alime yine yok. Demek ki burada mazilerine baktığımda Elif-i Memdude de yok, Elif-i Meksure de yok. Ha, öyleyse bunların sondaki nedir? Ektir, ilavedir, sonradan gelmiştir, zaittir. Elif ve hemzesi kelimenin kökünden olmayan memdud isimler gayri munsarif kelimelerdir. Yani sahra un diyemezsin, sahra u diyeceksin. Başka bir ifadeyle bu tür isimler tenvin ve kesre almazlar. Kesre almaları gereken bir konumda geldikleri zaman bütün gayrimusariflerde olduğu gibi kesre yerine ne alırlar? Fetha alırlar. Tabii gayrimusarif konusu geniş bir konu. Geniş olarak değinmeye şu an gerek görmedi belki. Duaul valideyni mekbulun. Anne babanın duası makbuldür, kabul edilir yani. Validani, valideyni. Anne baba demek. Duaul. Elif-i Memdude ile bitmiştir. Olsun. Takdiri değil yani. Zammi açıkça görüyoruz. Mübtedadır dua kelimesi. Makbulun haberi olur. Dua aynı zamanda muzaf. Da'avtu. Da'ave tu. Ne olmuştur burada yine? Da'avtu. Da'afi tu fail olmaktadır. Mazi fiil, fail, bitişik zamir olan taul mutaharrike tu fail. Likulli da'in. Deva'un. Her derdin bir devası vardır. Da'in. Esri açıkça görüyorsun. Deva'un. Ötri açıkça görüyorsun. Yani laf sihirap olur. Konu ne? Elif-i Memdu'de diğer az önce gördüklerimiz gibi takdiri değil, irabını açıkça almaktadır. Elif-i Memdu'da kelimenin kök harflerinden ise duaun, ziyaun, inşaun gibi devam ediyor. Yani sonuncu harfe iki ötre verebilirsin.
Kök harf değilse iki ötre veremezsin. Tek ötre vereceksin. Niye? Gayrimusarif olmuş oluyor çünkü. Sahra u, beva u, ulema u, şuara u, hamra u, beva u, şekra u gibi. Ha, gayrimusarif nedir? Geniş olarak bir sonraki ünitede göreceğiz diyor. Şu an kafanıza fazla takmayın diyor. Harfi cerle kullanılan bazı fiiller radde ala, radde fiiliyle ala kullanılır. Yani radde ve türevlerinden sonra. Selama, söze, soruya ve benzeri artık şeylere yani karşılık verdiği cevap verdi demektir. İltezemeden sonra ba harfi cerri gelir. Ba diye adlandırılır ama tabii bi diye okunmaktadır. Bağlı kaldı, sorumlu oldu manalarına gelmektedir. Temekkeneden sonra min gelir. Bir şey yapabildi, edebildi. Kalıp ifadeler hale dune engel oldu, mani oldu. Sellada evvav'e ale bir şeye dikkat çekti. İla ecelin gayri müsemmen bilinmeyen bir vakte kadar süresiz. Fil vehleti el ula minel vehletil ula ilk andan itibaren ilk anda manalarına geliyor. Kıraat bir tane okuma parçasına geldik. Kıraat okuma bölümü. Ezzüratu mısır demek. Ezzüratu mısır nedir? Tarlada bahçede yetişen mısırdan bahsediyoruz. Ülke olan mısır değil. Hububun bir hububattır. Öyle hububat ki bu mevdinuha el esliyu onun asıl vatanı nedir? Amerika el cenubiye. Cenup güney demek. Güney Amerika'dır. Mısır'ın asıl vatanı neresi? Güney Amerika. Nakale nakletti. Yani getirdi. Ha onu. Yani o Mısır'ı. Kim getirdi? Getiren kişi Kolumbus. Kolumbus adlı kişi getirdi. Am yıl demek. 1492 miladi olarak 1492 yılında getirmiştir. Nereye? İla İspanya. İspanya'ya getirmiştir. Rabbani der ki bundan sonra da inteşarat yayıldı. Ne yayıldı? Ziraatuha, onun ziraati. Ekimi yani artık yayıldı. Fi muzamil buldanil alemi. Alem, dünya, buldan devletler. Çeşitli dünya devletlerine büyük oranda yayılmıştır. Büyük bir kısmına, dünya devletlerinin büyük bir kısmına yayılmıştır. Fakat şüphesiz ki ustuhdimet kullanıldı. Ne? Ezzuratu Mısır fil bidayeti başlangıçta. Başlangıçta yani ilk Ekim yıllarında alefen, alef yem demek. Yem olarak kullanıldı. Lil hayevanati, hayvanlar için. Yem olarak kullanılıyordu. İnsanlar yemiyordu. Hayvanlar yediriliyordu. Sümme daha sonra hayvanlara bir süre bu yem olarak kullanılmasının ardından lem yelbes. Sümme lem yelbes çok geçmedi. En utuhidet edinildi. Gıdaen. Gıdaen gıda olarak edinildi. İnsaniyen. İnsan gıdası olarak kullanılmaya başlanıldı yani. Fil buldani. Fil buldan devletlerde. Elleti o devletler ki o ülkeler ki kalle yakillu az oluyor fiha orada ney? El kamhu buğday. Buğdayın kıtlığı çekilen, buğday az olan ülkelerde insan gıdası olarak kullanılmaya başlandı. Başlanıldı. Ve tükelü yenilmeye başlandı. Ezzuratu Mısır fi eglibil buldani. Ülkelerin çoğunluğunda nebiyeten, neyiyeten. Neyi çiğ demek. Yani pişirilmemiş olarak yenmeye başlandı. İndema tekunu dariyeten. Dariye tazeyken demek. Yani o mısır tazeyken pişirilmeden yeniyordu. Ülkelerin çoğunda böyleydi, yenmekteydi. Veyahut da tuvafu ekleniyordu. Gizli zamir hiye var burada. O mısır ekleniyordu. İlel hisai çorbalara ekleniyordu.
Veyahut da tuşvi kızartılıyordu ve tükkelü ve yeniyordu. Ma'a züp dedi. Zübde ile birlikte yeniyordu. Zübde tereyağı demek. Mısır kızartılıyor. Veyahut da tereyağı ile birlikte veya değil gerçi kızartılıyor ve tereyağı ile birlikte yeniyordu. Tehtevi, ihteva, yehtevi, barındırır, içerir. Simaru zürati el cafeti. Kurutulmuş mısır içerir. Hala %70 diyor. Minen neşa. %70 oranında nişasta içerir. Ve ma tebekka fehiye mevadun. Kalan nedir? Proteindir. Niyetun ve zeytun. Geri kalanı proteindir ve yağdır. Ve kedalike aynı şekilde tahtevi içerir o mısır ala adedin minel fitaminati. Ayrıca çeşitli vitaminler içerir. Ne gibi? Misle fitamin A. A vitamini, C vitamini ve K vitamini gibi çeşitli vitaminler de içermektedir. Ve adedin minel emhâdî. Yazıyı biraz küçültsek iyi olacak. Ve adedin minel emhâdî. El eminiyeti. Emhaz el eminiye ve pek çok amino asit içermektedir. Vel emha vel emlahil madeniyeti. Madeni tuzlar içerir. Vel anasirin nadirati ve de nadir elementler de içermektedir. Zeytü zeyt yağ demek. Zeytü'z-zürati, mısır yağı, yahtevi içerir. Alâ mecmuatin minel. Ne içerirmiş? Nadir. Nadir demeyelim de mecmuatin minel anasırı çeşitli elementler içerir. Zâti tesir, tesir sahibi. Et-tıbbi, tıbbi tesire sahip. Çeşitli elementler içerir. Ellezî o ki efade yufidu fayda veriyor. Fayda veren elementler içerir. Fî mualleceti kesirin tedavide hastalığa tedavi noktasında minel emralin hastalığa tedavi noktasında hastalığa fayda noktasında etkisi olan tıbbi elementler içermektedir. Ve Yusa tavsiye edilir. Ne? Bi istimali zeytizurati. Zeytinyağının kullanılması tavsiye edilmektedir. Yevmiye günlük olarak fil evdiyeti gıdaların içerisinde hangi oranda kullanalım? Bir miktarin bir miktar ki la yezidu aşmıyor an 75 gramin. 75 grama aşmayan. Aşmayan, geçmeyen oranda kullanılması tavsiye edilmektedir. Emma şeraşibu zürati. Şeraşip, mısır püskülü demek. Şeraşibu zürati, mısırın püsküllerine gelince, mısırda bulunan o ip gibi olan şeylerden bahsediyor. O mısır püskülleri ki, es-safra'u, sarı olan, sarı püsküllere gelince fe şüphesiz ki leha o püsküller için vardır fevaidu çeşitli faydalar hiye el uhra başka çeşitli faydalar da vardır fehiye o da tahtevi içerir ala mevadin muhassiratin liddemi. Muhassira pıhtılaştırıcı demek. Dem kan demek. Kanı pıhtılaştırıcı maddeler içermektedir. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olmaktadır.
tüstemere kullanılır. O mısır püskülü. Eban aynı şekilde. Ba'de galliha bil ma'i. Suda kaynatıldıktan, pişirildikten sonra kullanılır. Lidardir ramli. Niçin kullanılır peki? Lidardir ramli. Kum düşürmek için. Vel hasa ve taş düşürmek için. Nereden? Minel killiti. Böbrekten düşürmek için. Ve tufidu evlan. Ve aynı şekilde yine fayda verir o mısırın püskülleri. Fil tihabat. Yani fi iltihabat. Ne demek? Bu da iltihaplar yani. İltihaplara iyi gelmektedir. El kebidi. Karaciğer. Kebit karaciğer demek. Vel merarati. Merara da safra demek. Safra kesesi. Ha, öyleyse karaciğer ve safra kesesi iltihaplarına da fayda vermektedir. Ney? Mısır püskülleri. Manası ve okuduğunu ne kadar anladın diyor. Bunu soruyor. Buradan itibaren cevaplar PDF'sine geçiyoruz. Tabi burada soru görmem, soru yazmamış. Soru cevap yok. Bari soruyu okuyalım bir. Ma nedir? Huvel mevdinu el asliyu linebati zürati. Mısır bitkisi için asli vatan nedir? Yani Mısır'ın yetiştiği asıl vatan nedir diyor. 2. Li eyyil evradi hangi amaçlar için üstuhdimet kullanılmakta? Ezduratu Mısır fil bidayeti. Başlangıçta Mısır ne amaçla kullanılmaktaydı? Mahiyel mevadu. O maddeler nedir? Elleti o maddeler ki tahtevi içeriyor aleyha onu. Simar zürati el cafeti. Kurutulmuş mısır meyvesi. Yani kurutulmuş mısırın içerdiği şey nedir? Kurutulmuş mısır neleri içermektedir? Varadet vari oldu. Mevcut oldu. Selasü fevaide. Üç tane fayda. Nişeraşi bir zürati. Mısır püskülü için. Fil fikrati fikrata. El ehirati fikranın sonunda. Ha onları anlat diyor. Uzkur ha onları anlat bakalım diyor. Mevdinu zürati el esliyi. Mevdinu zürati el esliyu. Mısır'ın asıl vatanı nedir? Hı o. Amerika el cenubiye. Aslında nedir o? Güney Amerika'dır. Ustuhdimet edduratu. Mısır kullanıldı. Alefen, alef olarak yani yem olarak. Lil hayavanati fil bidayeti. Başlangıçta hayvanlara yem olarak kullanılmaktaydı. Tahtevi simaru zürati el cafeti kurutulmuş mısır meyvesi. Yani mısırın bizzat kendisi içerir. Hala %70 minen neşat. Minen neşa, nişasta %70 oranında içermekte. Ve ma tebakka geri kalan kısmı fihi o da nedir? Mevadun berutiniyetun. Protein yani. Ve zeytun ve de yağdır geri kalanı mısırın. 4. Şeraşi bu durati mısır püskülleri tahtevi içerir ala mevadin muhassiratin tesir edici maddeler pıhtılaştırıcı maddeler içerir liddemi kanı kan için pıhtılaştırıcı maddeler var onda ve tüstemeri ve kullanılır eyvallah aynı şekilde ney hiye gizli zamir o mısır püskülleri kullanılır ba'de galliha bil ma'i suda kaynatıldıktan sonra da kullanılmaktadır. Ne için kullanılmaktadır? Lidardir ramli ve hasa kum ve taş düşürmek için nereden? Minel killiti. Kilyeden yani böbrekten. Ve tufidu ve fayda eder yine. Gizli zamir hiye o mısır füskülleri evlan aynı şekilde. Fi iltihabatil kebidi vel merat. Safra ve karaciğer iltihabında da faydalıdır. 2 ve 3. Burada doğru cevabı daire içine alın demiş. Demek ki öyle bir şey var. Alınmış mı daire içerisine? Buradaki soru. Bir soru var burada. Nakale nakletti getirdi. Kolombus Mısır'ı İspanya'ya hangi yıl yani? İspanya şu yıl getirdi diyor. Direkt soru yok belki ama yılı bulmamız istemiş. 1492 idi. Yazılmış.
Peşine tahtevi simarul dura el cafi ala %70. Nişasta oranı %70'tir. Artık konumuz tıp oldu. Metinden aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını bulun demiş. Yeksuru yakillu. Yeksuru çok olmak, yakillu az. Yaduru zarar vermek, yufeydu fayda vermek. Nihayet son, bidayet başlangıç. Dariye yaş demekti. Çiğ demek, pişmemiş yani. Cafetin ise pişmiş. Evrar, zararlar, fevait, faydalar manasına gelmekte. Evet, doğruysa şu işareti, yanlış ise de diğer işareti koyun demiş. Zeytü durati, mısır yağı, yehtevi, içerir, barındırır, ala mecmuatin minel anasiri. Çeşitli unsurlar içerir. Pek çok unsur içermekte. Öyle unsurlar ki bu tıbbi olarak faydası olan unsurlar içirmektedir. Evet, doğru. Leyse yoktur değildir li şeraşi ve zurati mısırın püskülleri için es safra'e sarı püsküller için eyi faide herhangi bir faydası yoktur diyor. Oysa ki vardı, o yüzden çarpı inteşarat yayıldı. Ziraatü zurati mısır ekimi biçimi es safra sarı mısır fi cemii enhâil âlem. Enha nahiyeler demek, yani bölgeler, dünyanın çeşitli bölgelerinde değil, cemii tamamında yayılmıştır diyor. Cümlede okuma parçasında dünyanın tamamında mısır ekildiğinden bahsedilmemişti. Dolayısıyla çarpı. Kolombos diyor Mısır'ı İstanbul'a, pardon İspanya'ya 1492 yılında getirdi. Miladi olarak. Mim miladi. He olsa hicri olurdu. Doğrudur. El mevtunul asliyyu asıl vatan lizurati Mısır için asıl vatan hüyo nedir? Kuzey Amerika'dır diyor. Yanlıştır. Güney olmalıydı. Boşta uygun kelime getirin. Ziraatuha onun ziraati fiha o yerdeki galiha kaynatılmış. Buralara ne gelmelidir diyor. Ezzuratu Mısır'ın ziraati. Fiha orada elbüldan ülkeler, vatanlar. Galiha kaynatılmış yani şeraşi ve zurat. Mısır'dan bahsediyorduk. Mısır'ın püskülünün kaynatılması. Bu soru nasıl bir soru? Bu soru bir yerde boş bir soru. Neden boş bir soru? Şık verilmemiş yani. Böyle bir soru gelebilir mi? Sınavda gelemez. Ziraatuha nokta nokta kelimeye getir. Kelime şık vermemişsin. Buraya her türlü kelime gelebilir. Burada şu anlatılmış yani cümlede okuma parçasında ziraatuha'dan sonra hangi kelime gelmişti? Ki bu tür bir soru sormak boş bir iştir. Mantıklı bir soru değil yani. Şık yok. Ne yapalım şimdi, okuma parçasını ezberleyelim. Sonra şuydu buydu mu diyelim. Ayet değil, hadis değil. Niye ezberleyelim ki? Soruyu eleştirdim, evet. Muhtaratun min emsalil arabi. Arap atasözlerinden seçmeler. Ennâsu e'dâ'u mâ cehilû. İnsanlar bilmediklerine düşmandır. Ecel umuda engel oldu. Hâlel ecelu dûnel emeli. İrbit bil hayati. Yaşamla ilişkilendir. Burayı geçtim. Et tedribatu. Alıştırmalar. Aşağıdaki metinde maksur, menkus ve memdud isimleri bulun demiş. Bulalım. Nerede var mesela? Uzma'da var. Sonu elifle bitmiş. Sağ tarafında ne var elifin? Fetha. Yani fethadan sonra elif gelmiş. Fethadan sonra elif geldiği için buradaki elife, elifin maksura denilir. Bu isme de maksur isim denilir. Vadin nedir aslında? Vadiyun, değil mi? Vadin, vadiyun. Yani anlattığım şey burada gerçekleşmiştir. Aslında kelime neydi? Şöyleydi diyebilirsin. Kelime el vadi idi. El vadi. Daha sonra ne olmuş? Elif lam silindiği için sondaki ya da silinmiş. Ama ya silinirse vadi dalan olur, bir esse daha gelir. Bu durumda ne olmuş olur? Burada yazıldığı gibi vadin olur. Tabii ben burada böyle anlatıyorum ama bunun da cevapları var esasen, değil mi? Cevaplar üzerinden gidelim. Bakalım bu yakınlık nasıl oldu?
Cevabı güzel hazırlamışlar çünkü maksurlar şunlar, menkuslar bunlar, memdutlar şunlar diye bir ayrım yapılmış. Bu itibarla bizim yakaladığımız yerde mankus isimlerde yer alıyormuş. Huzma maksur isim olarak yer aldı. Devamında neresi var? Vadin gayri zi zer'in min beyda demiş değil mi? Elif-i Memdude var sonunda. Açık. Burada da bir Elif-i Memdude daha var. Elif-i Memdudeler ard arda geldi. Şu düşünülebilir. Fe-e-la-et. Elif-i Memdude değil midir? Değildir. E-la-e-yudî-u. Bir defa burası fiildir. Elâe. Lâe, elâe. Fiilin kök harflerinden. İnnehâ da'vetun. Evet, bir tane daha bulduk. Şurası. Safaun. Nerede geçiyor? Memdud isim olarak geçmiştir. Burada zaten cevapları var yani. Ben daha çok şunun üzerinde durayım. Mankus isimler üzerinde. Çünkü memdut zaten sonu şu şekilde bitenler. Çok net. Mankuslara baktığında burada ya hasfedilmişti. Başta elif lam yoktu. Fark edilmesi biraz daha zor olabilirdi. Gerisi de böyle bir durum olmadığı için gerisini fark edebilmek de kolay esasen. Çünkü kelimenin sonunda ya var ve hemen sağında esre var. O şekilde yazılanlara menkus isim diyorduk. Maksur isimlerse ya benzeri bir elifle veya dik bir elifle bitiyor ve sağ tarafı fethalı. Zaten cevaplar olduğundan geçtim. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Parantez içerisinde verilen mankus isimlerden uygun olanlarıyla tamamlayın demiş. Biz bir görelim bakalım ne vardı soruda. Eda verdi demek. Ha kim verdi? Sana ne lazım? Fail lazım. Mesela el rami atıcı atan kişi verdi. Neyi verdi? Hükmünü verdi. Mahkemede sonuncu hükmünü verdi. Ya atan kişinin hüküm verme yetkisi yok. Rai veya çoban mahkemede sonuncu hükmünü verdi. Yo. Veya kadı yani hakim olan kişi mahkemede ahir son hükmünü verdi. Evet. Hakimin son hükmünü vermesi bir çobanın veya bir atıcının vermesinden daha mantıklıdır. Tecevvele. Tecevvele koştu demek. Tecevvele koşmak manasına geliyor. Er-raculu adam koştu. Fi vadin vasi'in. Geniş bir vadide koştu. Başka ne kelimeler vardı? El-vadi veya vadiyen. Şimdi burada ben el-vadi kelimesini seçip buraya koyamam. Neden? Çünkü noktalı yere getireceğin bu kelimenin sol tarafında ne var? Vasi var. Vasi kelimesi sağ taraftaki kelimenin sıfatı olacaktır ve vasi kelimesinin elif lamsız yazıldığını görmekteyim. Dolayısıyla buraya el vadi kelimesini alıp yazarsak ne olmuş olur? El vadi elif lamlı, vasi ise elif lamsız. Vasi sıfat, el vadiye mevsuf adı yani sıfatlanan adı verilmektedir. Bu yanlış bir yazım olurdu. Çünkü sıfatla mevsuf arasında elif lamlı olup olmama bakımından uyum olması gerekir. İkisi birden elif lamlı veya ikisi birden elif lamsız olmalıdır. Bu yüzden el vadi yazamam ben. Vadin yazarım. Çünkü vadinde elif lam yok. Vasiyende de yok. Vadiyen yazabilir miyim? Mensup halde vadiyen elifle. Yazamam. Niye? Başında fi var. Fi harfi cerdir. Bu kelimenin cer halinde olması lazım. Bu da vadindir. Tu'teberu er-riyalatu el-bedeniyyetu. Bak yine sıfat mensup bunlar. El-riyalatu el-bedeniyyetu. İkisi de elif lamlı. Sıfat mensup böyle olur. Tu'teberu kabul edilir. Ne? Er-riyalatu. Riyal spor demek. El-bedeniyyetu bedensel sporlar, aktiviteler. İlacen tedavi olarak kabul edilir. İlacen. Nasıl tedavi?
Şafi mi, şafiyen mi, şafin mi? İlacen nasıl geldiyse öyle gelmeli. Yani şafiyen gelecek. Çünkü ilacen elifle yazılmış. O zaman şafiyen de aynı şekilde elifi alması gerekir. Şafi şeklinde ya ile olmaz. Şafin şeklinde sondaki ya hasfedilmiş hali. Bu da olmaz. Şafiyen olacak. Sıfat mevsuf çünkü. İlacı mevsuf. Şafiyen de onun sıfatı. Sıfat mevsuf arasında uyum aranıyor. Likesirin minel emral hastalıkların pek çoğu için bedensel aktiviteler, sporlar şifa verici bir ilaç olarak gözükmektedir. Böyle kabul edilmektedir. Burada hareket vermemiş. Zehep tu. Ben gittim. Zehep tu. Ben gittim. Ben nereye gittim? Gittiğim yer neresidir? İlâ nedir evvela? Harfi cerdir. Öylesi mecrur bir kelime lazım. İlâ nâdi ya ile yazılıyor. İlâ nâdi el mesrahiyyeti. Nâdi el mesrahiyyeti. Nâdin diyemem. Neden? Teminidir. İki tane esir almıştır. Bunlar muzaf olmaz. Muzaf bir kelime lazım. Nereden çıkardın? Çünkü noktalı yerin sol tarafında yer alan kelime. Yani burada el mesrahiye sonuncu harfte ne var? Esre var. Yani bu kelimenin ne olması lazım? Muzafun ileyh olması lazım. Ha, öyleyse başındaki de muzaf olmalı. Muzaf olma elverişli değil ki nadin. Çünkü iki esresi var. Elverişli değil. Bu yüzden seçemezsin bunu. En nadi seçeyim. En nadi de seçemezsin. Neden? En nadi elif lamlıdır. Elif lamlı kelimeden de muzaf yapamayız. Bu yüzden nadi kelimesini seçmem gerekir. Tekrar edelim. Nadin olmaz çünkü tenvinlidir. Tenvinli kelime de muzaf olmaz. En nadi olmaz çünkü elif lamlıdır. Elif lamlı kelimeden de muzaf olmaz. Ben niye muzaf arıyorum? Çünkü buraya getireceğim kelimenin muzaf olması lazım. Nereden anladın? Çünkü peşine gelen kelime esre ile bitmiş. Bu da ancak olsa olsa nadi olacaktır. Ha, manası neydi? Nadi el mesrahiyye. Tiyatro kulübüne gittim. Nadi kulüp. Mesrahiye tiyatro kulübüne ben gittim. Niye? Liltikai. Buluşmak için bir istikai arkadaşlarla. Seyerci'u. Sin yakında. Yerci'u. Dönecek. El hüccacı. Hacılar. Min. Nereden dönecek bunlar? Min eradi, min eradin, min el eradi şeklinde yazılmış. Min el eradi el mukaddeseti. Min el eradi el mukaddeseti. Mukaddes yerlerden, topraklardan dönecekler. Ba'de usbu'ayn, 2 hafta sonra dönecekler. Eradi demedim de min el eradi dedim bu defa. Çünkü eradı kelimesi mukaddeset kelimesiyle sıfat mensup ilişkisi oluşturmaktadır. Bu yüzden kendisinin elif lamlı olması gerekir. Belki yukarıdaki ennadi kelimesi de mesrahiye ile sıfat mensup ilişkisi oluşturacaktı. Burada niye elif lamlıyı seçmedin? El mesrahiye ta ile bitmiştir. Müennestir. Ennadi ise müennes değildir. Müennes olmadığı için onun sıfat olduğunu düşünemezsin. Peki el eradı müennes mi, müzekker mi? Çünkü mukaddes kelimesi tayla bitmiş, müennestir. Sen sıfat yapacaksan buradan bir kelime, onun da müennes olması gerekir. Evet, el eradı müennestir. Semai müennestir. Kendisinde müenneslik alameti taşınmamasına rağmen müennestir yani. Bir sonraki soru, yine uygun kelimeleri seçerek boşlukları doldurun denilmiş. Burada en yegûlel hak hakkı söylemek demiş. La en yumsike tutmak değil. Peki neyi tutarsın? El asa bastonu tutarsın. Minel vesede ortadan. Veya el feta delikanlıyı tutarsın. Genci veya dünyayı tutarsın. Neyi tutarsın? Tutsan baston tutarsın. Dolayısıyla baston kelimesinin seçilmesi gerekir. Mana ile alakalı şeyler bunlar. Yani dünya ile el asa arasında el dünya veya el asa
Yazılış olarak ikisi de uygundur buraya. Lakin mana yönü burada gözetilmiştir. Doğru şık o yüzden el-asadır. Çünkü bastondur, tutulan şey. Kânet Âişetu, Âişe idi. Âişe el-ûlâ imiydi. El-ûlî mi idi yoksa ûlâ mıydı? Kânet Âişetu, Âişe idi. Ula birinciydi. El mütesabikati yarışmada. Mütesabikat yarışmak. Neye dair olan yarışma? Fi sibakil cerri koşu yarışında. İlk sırada idi. Ula olur. Uli diye bir şey yok. El ula ile ula burada yarışır ve doğru seçenek ula olacaktır. Yani eliflamsız yazılış. Qal el hukama u hekimun hukama. Bilgeler dedi. İnnel hubbe e'ma. Şüphesiz ki aşkın gözü nedir? Kördür. İnnel hubbe. Şüphesiz ki sevgi, aşk nedir? E'ma. Kördür. Aşk kördür yani aşkın gözü kördür. Hükema dedi. Öyle hükema ki. Nasıl bir hükema bu? Kudamen veya kudama. El kudama. El kudama olacak. Sıfat mesuf ilişkisi var. El hükema. El kudama. Şeklinde gelir. El kudama sağ taraftaki el hükemanın sıfatı olduğu için elif lam olarak gelmiştir. El bintu kız. El büşra. El cerha. El sura. Sura küçük demek. Küçük kız. Hiye o nedir? Etveru daha uzundur. Kavmeten boy yönünden. Min beyni havatiye kardeşlerinden. Kardeşlerinden boy yönünde. Boy açısından. Daha uzundur. Sura olacaktır. El bintu el sura. Sıfat mevsuf ilişkisi var. Ha, büşra seçilir mi? Buradaki büşra bizim ülkemizde kullandığımız kız manasında değil yani. Büşra müjdelemek demektir. Mastar. Veya edyenü dünya gibi. Ebşeru büşra. İsmi tafdili müennesi olarak düşünenler de olabilir. Veya cerha işte sonundaki harf zaitti değildi. Konu bu olabilir ama konu nedir? Es-sura burada seçilmelidir. Alece yu'alicu el-etibba'u el-mühendisine. Doktorlar mühendisleri tedavi ediyor. Film müsteşfa hastanede. Öyle mühendisler ki bunlar el-merva, el-katla, el-feta. Hangisi olacak? Tabii ki merva. Yani hastanede olsa olsa hastaları tedavi ediyordur. Gidip de ölmüş kişileri değil veya gençmişlere, genç ya da yaşlı konu o değil. Konu hasta olmak. Parantez içerisinde verilen memdut isimlerden uygun olanını getirin demiş. Es-seyyaratı otomobil, elleti otomobil ki iştara satın aldı. Ha o otomobili kim? Ebi babam. Nasıl bir otomobil bu? Hasna'e veya hamra'e veya amya'e. Hangisi olmalı? Hamra olacak. Kırmızı manasına gelmekte. Yani hamra ve levni, rengi kırmızı olan otomobili satın aldı. Es-sahra'u, sahra nedir? Hiyo el-mikanu lezi, öyle bir yerdir ki la ma'e fiha ve la nebat. Orada ne bir nebat, bitki, ne de bir su var. Kendisinde su ve nebatın olmadığı yere sahra denir. U'iddet veya e'adde, e'addet hazırladı. Eddet hazırladı kim? El ummu anne hazırladı. Ne hazırladı? Hasa'e, rida'e, gıda'e. Hangisini hazırlamıştır? Hasa, hisa veya diyelim. Burada ha yazılmış. Hasa çorba. Çorba hazırladı hem de leziz. Kim için? Levladiha. Çocukları için fil fetur kahvaltıda. Etemenna, etemenni leke. Senin için de temenni ediyoruz biz. Şifa mı, haya mı, sera mı? Sera zenginlik demek bu arada. Senin için şifa temenni ediyoruz. Hem de acil olarak. Minallahi Teala, Yüce Allah'tan. İnne şüphesiz ki mevlu'a nokta nokta min ehemmil mevlu'ati fin nahvil arabiyyi. Şüphesiz ki Arap dilinde ehemmil mevlu'at mevzuların en önemlilerindendir. Ne? Gök veya nida veya ada hangisidir? Nida konusu. Nida konusu nahiv konusunda en önemli konulardan biridir.
Belirsiz, belirli olarak tekrar yapın demiş. Ahvara ra'in el evname vel bekara ilel mer'a ahvara er ra'i olur. Ra'in ne olur? El ra'i. Yani ne demek istedik? Ra'in kelimesini belirli yapacaksan, elif lam ekleyeceksen ne olur? Bir de sonra ya eklersin. Bu. Bakiyen elif lam eklersen bir de ne gerekir? Sonra ya gerekir. El bakiye olur. El baki değil de el bakiye oldu. Çünkü hemen sağındaki kelime mensuptu. Bakiyen de mensup. Elif lam eklendiğinde bakiye olur. Muhamin el muhami olarak gelir. Mebanin el mebani olarak gelecek. Elif lam eklendiğinde yani sonra bir de ya eklenir. Ha, elbette bunu sen marife yaparsan bunu da marife yaparsın. Sıfat mensuf ilişkisi. Bunu marife yaparsan bunu da marife yaparsın. Sıfat mensuf ilişkisi olarak diğerleri de marifelenmekte yani elif lamlanmaktadır. Eradin ne olur elif lam eklersin sonra bir de ya eklersin. Peşine mezruat dediğin şey el mezru'a elif lamla da olacaktır. Çünkü bunlarda sıfat mevsuf ilişkisi olduğundan marifelik nekrelik yönünden birbirlerine tabidir. Maksur, menkus, memdut isimleri belirsize çevirerek hareke verin diyor. El muhami bu kelime an itibariyle faildir. Fiilden sonra gelmiştir. Faildir. Belirsiz yapacaksan yani elif lamını sileceksen sondaki ya'yı da silmen lazım. Ya'yı silersen de bir es daha vermen gerekirdi. O yüzden muhamin oldu. Kame el bina'u veya el benna'u. Şimdi benna kelimesinin başındaki elif lamı silersen ne olur? Sondaki hemze iki öte verirsin. Benna'un. Çünkü faildi burada bu. Ve maksur gibi, menkus gibi kendisinde takdiri irab söz konusu değildi. An itibariyle yani kame el benna'u derken elif lamlı olduğu için tek ötre almıştı. Elif lamı silersen iki ötre alır. Benna'un olur. İstakbel el feta. Baştaki elif lamı silersen ne olur? Feten olur. Zaten raf, nas, cer fark etmiyordu. Feten, feten, feten geliyordu. Maksur isim. 4. Rafa'a el münadi elif lamı silersen sondaki yayı da silmen lazım. Ama yayı silersen hemen sana bir esre bırakır bu ya. El münadi münadin olur. Ehbara el müttehimu el kadi elif lamı silersen yayı da silmen lazım. Ama unutma yayı silersen ya harfi sağına bir esre bırakarak gider. Ha, bu yüzden kadi yen olmuş ama bu defa kadin olmamış. Neden? Çünkü cümlede nedir bu? Mef'uldür. Ehbera fiil, el müttehim faildir. Sana mef'ul lazım. Mef'ul yaparken bu defa ya harfi sağına bir esre bırakarak gidememiştir. Ne olmuştur? Esre bırakmak isterdi ama kelime cümlede mef'ul olduğundan ötürü yukarıda da yani el gavlı değil de elif lamı silseydik yine aynı şey olacaktı. Gavlayan mensuptur. An itibariyle elif lam olduğu için kendisinde nasb alametini göremedik. Ama elif lam gittikten sonra nasb alametini gördük. Gavlayan olarak karşımıza çıktı. Uygun olanlarla yine doldurun demiş. O zaman bir görelim. Nereden ne seçiyoruz? Lem yugadir nokta nokta el funduka. El funduka nedir? Mef'uldür. Mensup yazılmış. Kafta fetha var. Ha, öyleyse bana fail lazım. Yani merfu bir kelime arıyorum. El hubera'u merfudur. Hubera'e olmaz. Hubera'i olmaz. Kesinlikle bu olacak. Neden? Merfu yani sonuncu harfte ötre var. Fail olma elverişli. Bunu seçip buraya yerleştiririz. Öyle mi yapmışlar? Öyle yapmışlar zaten. Peşine iştera satın aldı kim? Ehi benim kardeşim. Bu faildir. Yani satın alma işini bu yapmış. Ehi kelimesi yapmış. Ne lazım sana? Mef'ul lazım. Öyleyse mensup bir kelime arıyorsun. Kisa'n olmaz. Kisa'en olur. Mensuptur. Nereden anladın? Sonuncu hafta fetha var. Doğru mu? Evet.
Peşine ne var? İzdade el evniyâ'u. İzdade fiil. El evniyâ fail. Sana yine meful lazım. Yani nasb halinde bir kelime arıyorsun. Serain, seraun, seraen. Bunlardan birini seçmen lazım. Seraen mensuptur. Nasb alameti sonuncu harfteki fethadır. Kabele müdürü şirketi el mühendis eşşekrae. Çünkü kabele fiil müdürü fail olur. Sana meful lazım. O yüzden bu kelimeyi yani mensup halde yazılmış olan şekrae kelimesini seçmen gerekir. Ha, sonuncu şık, beşinci şıkka baktığında fiil, fail, meful ilişkisi değil. İnde var. İnde zarftır. Aynı zamanda muzaftır her zaman için. O zaman peşine gelen kelimenin muzafun ileyh olması gerekir. Yani mecrur bir kelime bulman lazım. O da nedir? Şu'ra-i esreyle yazılan kelimedir. Bir sonraki. Uygun harfi cerlerle doldurun demiş. Uygun harfi cerler ezber işidir. Sözlükten fiil ve harfi cer ezberi veya kitap zaten veriyor. Onlardan ezber yapılması gerekir. Vecebe mazi, yecibu muzari. Vecebe yecibiden sonra ba harfi ceri seçilir. Temekkene fiilinden sonra min seçilmekte. Yeruddu'dan sonra ala, radde yeruddu ala gelir. Temekkene'den sonra yine temekkene gelmiş görüyorsunuz. Min gelir. Ha, burada ne temekkene? Yani kalıbı farklı sadece. Yoksa yine temekkene. T var, mim var, k var, nun var. T var, mim var, k var, nun var. Aynı kalıp peşine min gelmiştir. Radde yeruddu. Yeruddu fiili. Burada vardı. Ala gelmişti. Yine ala gelecek. Sadece sonuna na eklenmiştir. Aleyna şeklinde. Türkçe'ye çevirin. Çevrilmiş. Bu araştırma kimyacılar tarafından yapıldı. Ulema-i elif-i memdude'ye dikkat çekmek istemişler burada. Min harfi cer, gıbel onun mecruru. Gıbel aynı zamanda muzaf olduğu için ulema-i elif-i memdude esre almıştır. El-kimya-i bu da esre alır. Çünkü ulema kelimesinin sıfatıdır. O yüzden o da esreyle biter. Dafa'a el-muhami. El-muhamiyu aslında değil mi? Merfudur bu kelime. Raf alameti takdiri zammedir. Elif lamlı olduğu için sonunda ya da var. El-muhami olarak yazılmış. El-ulya. Fil-mahkemetil-ulya. Ulya kelimesi nedir? Mahkeme kelimesinin sıfatıdır. Mahkeme müennestir ta nedeniyle. Ulya da müennestir. Elif-i maksura nedeniyle. Elif-i maksura müenneslik alametidir. Ama elif-i maksura yazılan kelimeler son harfi elif-i maksuraysa elif-i maksuralı isimler yani maksur isimler takdiri irap aldığından kendisinde esre göremiyoruz. Ulye-i şeklinde hareket yok yani. Edhale yudhilu Allahu azze ve celle şühedâe ile fesihî. Fesih yazıyor sanırım. Cennatihi. Şühedâe. Elif-i memdûdeyi göstermek istemişler. Edhale yudhilu. Fiil. Fiil muzari bu. Lafzatullah fail. Sana meful lazım. O yüzden şühedâe. Elif-i memdûde harekeyi kabul eden bir harftir. Fetayla bitmiştir. Er-ra'i yer'a. Er-ra'i. Aslında er-ra'iyyu yani bu kelime burada merfudur ama takdiren merfu değil mi? Raf alameti gizli zammedir. Mübtedadır aynı zamanda. Yer'a, yer'ayyu fiil muzari bu. Yer'a fiildir. Gizli zamir ve fail olur. El-gane me onun mefulüdür. Fi mer'a, burada mer'a kelimesi geçmiş. Fi mer'a, elif-i maksura ile bittiği için yani maksur bir isim olduğu için başındaki fiil harfi cerri gözümüzde görebileceğimiz bir şekilde mer'aya etki edememiştir. Takdiren mecrurdur. Mecrurdur çünkü başında harfi cer var. Takdiren mecrurdur. İrabı takdirendir çünkü elif-i maksura ile bitmiştir. İnnel insane fanin, fani yun aslı. Fani yun, rami yun, gali yun gibi. Yani aslında bu neydi? El fani idi. El fani.
el fani diyebiliriz. Baştaki elif lam silindiği için sondaki ya da gider. Ya giderse el fani diyordun ya. Ya'dan dolayı bir esre daha ekleyeceksin. Böylece fanin olur. İki esre o yüzden almış. Merfudur esasen. Fi hadihi dünya. Dünya kelimesi elif-i maksur ile bitmiştir. Hüvel baki elif lam da var. Sondaki ya da var. İkisi de mevcut burada. Şimdi diyor ki Türkçe Arapçaya çevir. Çevrilmiş halleri burada var. Daha fazla inceleme yapmadan geçtim ve sorulara geçelim. Soru 1. Hangisi maksur bir isimdir? Mahmudun maksur mudur? Değildir. Niye? Maksur fethadan sonra elifin yazılması demek. Kelimenin sonunda elif var ama sağında fetha var. Burada zaten elifle bitmemiş. Rami zaten elifle bitmiyor. Bak bu da ya ile bitiyor. Noktalı çünkü. Hasnaun. Bu kelime de yine aynı şekilde elifle bitmemiştir. Hemze ile bitmiştir. Samiyetun ta ile bitti. Selma bir isim. Selma elif-i maksur ile bitmiştir ve sağındaki mim fethalıdır. 6. Boşluğa ne getirmemiz gerekir? Memdut bir isim. Uygun bir isim lazım bize diyor. Nahnu biz Müslümine Müslümanlarız. Nu'mine inanırız. Bi enne şifae. Şüphesiz ki şifa el hakiki ama hakiki şifa minallahi teala yüce Allah'tandır. Veya şifa u, şifa i, şifa en, şifa e. Farklı farklı şeyler yazılmış. Bir kere getireceğimiz kelime sol tarafta yer alan hakiki kelimesiyle sıfat mevsuf ilişkisi taşıyacağından elif lamlı bir kelime getirmem gerekir. Denizli ile Edirne direkt olmaz. Noktalı yerin başında enne var. Öyleyse getireceğim ismin mensup olması gerekir. Çünkü enne ismini nasip eder. Öyleyse A şıkkından başkası olamaz yani. Eşşifa E. Diğerler olamaz. Hareke farkı var. Eşşifa E, Eşşifa U, Eşşifa İ. Dolayısıyla ennenin ne iş yaptığını bilmen gerekir. Nereden bileceğim ben? İşte bilirsen çözersin. Bilmiyorsan bunu çözemezsin. Geçtik 2'ye. Hangisi mankus bir isimdir? Mankus nasıl bir şeydi? Kelimenin sonunda ya var. Hemen öncesi esreli. Öyleyse Selman bir kere ya ile bitmemiş. Bu kelime ya ile bitmiş mi? Bitmemiş. İçtiba, yeştibi, iştiba, müştebi, müctebi. Ya ile bitmemiş, elifle bitmiş. Leyla, elifle bitmiş. Azra. Elifle değil, hemze ile bitmiş. Zaten ya yok burada. Sami, Samiyun, Sami, Samiyen, Sami kelimesi ya ile bitiyor. Öncesi esrelidir. Demek ki Denizli. 3. Hangisi memdut bir isimdir? Hangisi elif-i memdudu ile bittiyse odur. O da sadece Ceyhan'da var. Dik elif ve peşine kırık hemze denilen yani hemze var. Elif-i memdudu da budur. Diğerleri elif-i memdudu ile bitmemiş zaten. Dolayısıyla memdut bir isimdir diyemem diğerlerine. 7. Bir cümle vermiş ve Arapçası istenmiştir. Gerçek zenginlik nedir? Gönül zenginliğidir. Ganiyul hakiki. Yanlış yazılmıştır. Çünkü ne diyor? Gönül zenginliği. Sıfat mevsuf ilişkisi olacak. Burada ise ganiyul hakiki. Hakikinin zenginliği. Hakikinin demedi ki olmaz dolayısıyla. Edirne'ye bakalım. El ganiyul hakikiyyu. Hakiki zenginlik nedir? Ganiyun nefsi gönül zenginliğidir. Gönlünün zengin olmasıdır. Edirne doğru olur. El ganiyyu el hakikiyyu sıfat mevsuf ilişkisi taşındığı için. El ganiyyu hakikiyyun diyor. Bak elif lam yani marifelik sağlanmamış.
şunu söyleyebiliriz. Sıfat mevsuf ilişkisi taşımaktadır. Gani zenginlik demek, hakiki gerçek demek, hakiki demek cümledeki gerçek demek. Bundan ikisi birden marife veya ikisi birden nekre olmalıdır. Ha, bu yalnızca Edirne şıkkında var. Her ikisi birden marife. Yani her ikisi birden eliflamlıdır. Diğerlerinde her ikisi birden eliflamlı değil. Birisi eliflamlıysa birisi değil mesela. Yanlış yazılmışlar. 4. Boşluğa uygun bir kelime arıyoruz. İnne şüphesiz ki camiatena bizim üniversitemiz, bizim camiamız nedir? İşte ehad, ihda, el ehad gibi geliyor. İhdel camiat üniversitelerden birisidir. Elleti o birisi ki tüderrisu, derrase, yüderrisu. Tüderrisu ders yapılıyor, ders işleniyor fiha. Orada hangi ders? El lugatu dil. El Arabiyyetu, Arap dil dersi işlenmektedir. İhda kelimesi seçilir. Muzaftır çünkü. Muzaf bir kelime aranmaktadır. İhda bu yüzden seçiliyor. El ihda olmaz. Sıfat mevsuf ilişkisi olamaz burada. Ehad veya el ehad de olamaz. İhda olması gerekir. Neden? Çünkü camiat kelimesi müennestir. Ta ile bitmiştir. Öyleyse müennes bir kelime araman gerekir. Niye müennesle müennes bir uyum peşindeyim ben? Çünkü innenin ismiyle haber arasında uyum olur. Camiat onun ismidir. Buraya getireceğin kelime ise haberidir. Dolayısıyla ihdanın seçilmesi gerekir. El ihda bu da müennes ama eliflamlıdır. Sıfat mevsuf ilişkisi burada olamaz. Bundan dolayı. 8. Bir tercüme verilmiş ve Arapçası istenmiştir. Spor kulübünde aktif yani çalışkan bir delikanlı ile tanıştım. Delikanlı, bir delikanlı. Feten olacak. El feta, el feta olamaz. Bir delikanlı yani nekre bu kelime. Şu A şıkkında olduğu gibi nekre olmalı. Bursa'daki gibi eliflamlı olamaz. Ceyhan'daki gibi eliflamlı olamaz. Bursa ile Ceyhan direkt bu yüzden elenir zaten. Ha, peşine gelen Denizli'ye baktığımda Feten el Neşit demiş. Kelimeye ne yapmış? İki tane hareke vermiş. Teminlemiş yani kelimeyi. Ve peşine eliflamlı bir kelime getirmiş. Bu da doğru bir yazım olmayacaktır. Çünkü Feten delikanlı. Ne diyor? Aktif bir delikanlı. Sıfat mensup ilişkisi var aralarında. Sıfat mensup ilişkisi var demek ikisi birden nekre, ikisi birden marife. Uyum gerekir yani. Efeten nekreyken en neşit marife eliflamlı. Uyumsuz oldu. Bu yüzden olamaz. Feten neşidan olur. Eliflamlı olmasından dolayı. Ama fi endiyeti riyala diyor. Endiye. Endiye kelimesi, nadi kelimesinin cimisidir. Yani kulüp değil, kulüpler demektir. Spor kulüplerinde tanıştım manasına gelir. Burada kulüpler demiyor, kulübünde diyor. Yani kelime tekildir, çoğul değildir. Endiye kullanıldığı için Edirne olamaz. Denizli'de nekre marife uyumsuzluğu var. Feten eliflamsız, en neşit eliflamlı. Uyumsuzluk var. Bu yüzden olamaz. Ceyhan'a baktığımda yine aynı şey var değil mi? El feta. Bu defa el feta eliflamlı, neşit eliflamsız. Yine olmaz. Yani uyumsuzluk var. Biri eliflamlı, biri eliflamsız. Böyle olamaz. Bursa'ya geldiğimde el feta en neşit. Bu olabilir mi? Olabilir gözükmekte. El feta en neşit çünkü. Ama şöyle bir durum var. Bir delikanlı demiştik. Yani delikanlı değil, bir kelimesini kullanmış. Bu bir kelimesi sayısal manada değil. Herhangi bir. Yani belirsizlik manasında. Dolayısıyla el-feta da olamaz. El-neşit de olamaz. Kesinlikle feten, Adana şıkkı seçilmek zorunda. 5. Noktalı yere ne gelmelidir? İla can kelime elifle yazılmıştır. Getireceğin kelime de böyle olmalıdır. Şafi olmaz. Şafiyen olur.
diğer hiçbir olmaz. Sıfat mevsuf ilişkisi olacağından getireceğin yerde noktalı yerin sağ tarafındaki kelimeyle uyumlu olmalı. Ha, ilacen elif almış sonunda. Ha, almasa mesela ya alsaydı sen de yağlı bir kelime seçecektin. Uyum olsun diye. Uyum peşindeyiz. 9'da 10 kaldı. 9'da da 10'da da cümleler verilmiş ve tercümeleri yazılmış. Yani doğru tercüme hangisidir diye sorulmuş. Ra'eytu, ben gördüm. Ra'fil tu fail. Nerede? Fil mahkemeti, mahkemede gördüm. Ne gördün? Kimi gördün? Kadıyan. Bir tane hakim gördüm. Nasıl bir hakim? Müsinnen veya müsennen, yaşlı, hani senelenmiş manasına geliyor. Müsennen, senelenmiş, yaşlanmış, yaşlı bir hakim gördüm. Öyle yaşlı hakim ki bu tekelleme, yetekellemu, konuşuyor. Hüve o hakim kiminle? Ma'a muhamin şabbin. Genç bir avukatla. Ma'a muhamin şabbin. Şabbin genç. Muham avukat. Genç bir avukatla konuştuğunu gördüm. Konuşan bir hakim gördüm. Yaşlı bir avukatla diyor. Avukat yaşlı değil, şab gelmiş. Avukat muhamin, peşine Şabbin gelmiş. Bu Şabbin avukatın sıfatı. Yani genç bir avukat olması gerekir. Burada yaşlı avukat demiş. Olmaz. Bursa olur. Yaşlı hakimi genç bir avukatla konuşurken gördüm. Konuşurken değil yani. O esnada değil. Mahkemede yaşlı avukatı genç bir hakimle konuşurken gördüm. Bu da değil. Yaşlılığı avukata bağlamışlar. Yanlıştır. Yaşlılık avukatın sıfatı değil çünkü. Yine konuşurlarken gördüm diyor. Yo, ra'aytu fil mahkemeti. Mahkemede gördüm. Hakimi, yaşlı hakimi gördüm. Yetekellemi konuşuyor. Yani konuşan bir hakim gördüm. Konuşur iken değil. Ne demek istiyor? Buradaki yetekellemu biraz ayrıntı bir konu belki ama tam olarak bu şekilde bir soru gelmiş. Yetekellemu hal değildir, sıfattır. Hal olsaydı konuşur iken olurdu. Şurada olduğu gibi. Biz ne diyoruz ama? Yetekellemu sıfattır. Dolayısıyla konuşan olacaktır. 10. Eşşifa'u minallah vel etibba'u vesile le. Şifa Allah'tandır. Doktorlar ise sadece buna nedir? Vesiledir. Denizli şıkkı doğrudur. Yani verdiğim tercümeye bakılınca bu çıkıyor zaten.